İsviçre İslam Toplumu Gençlik Kolları'nın düzenlediği Altın Hilal Film Festivali büyük ilgi gördü. Sorgulamada bana birçok da vicdan azabı çektiğimden bahsettim. Yaptıklarım yanlıştı, pişmanlık hissediyorum. Kendimden gittikçe nefret etmeye başladım. Geceleri uyuyamadım. Mesleğimi severek başlamıştım. Çalışkandım ve gençtim. Yukarıdan iyi bir teklif gelince anlaşmayı hemen imzaladım ve yalanlarla yaşamaya başlamıştım. Yalan söylemek mecburunda kalmıştım artık. Bu yıl beşincisi düzenlenen Hilal Altın Film Festivali'nde gençlerin hem yönettikleri hem oynadıkları kısa filmler seyirciden tam not aldı. Festivale Zürih Başkonsolosu Aslı Oral, İsviçre Türk Toplumu Başkanı Kahraman Tuna Boylu, basın müşaviri Hacı Mehmet Gani, eğitim müşaviri Sezai Güler de katılarak gençlere moral verdiler. Beyoğlu'da İstiklal Caddesi'nde soruyor. Hemşerim, sizin bu şehirde doktorlar nerede bulunur? Yahu diyor, ne yapacaksın doktoru? Görmüyor musun ağabey, ben leylek gibi lak lak edip duruyor. Ya diyor, ne kadar şanslı bir adamsın sen diyor. Ne kadar şanslısın. Koca İstanbul'da bana denk geldin. Mustafa Uğur, Mustafa Karakaya ve Gafur Uzuner'in de jüri üyesi olduğu festivalde konuşan İslam Toplumu Başkanı Abdullah Kasapoğlu misafirlere teşekkür etti. Bütün katılımcılara bir kere biz jüri olarak bir kere herkes birinci olduğunu söyleyeyim. Böyle bir işin içinde olan zaten birinci oluyorsunuz otomatikler. Ama takdim edersiniz. Biraz zor, bir şekilde 1-2-3 seçeceğiz hep beraber. İzleyicilerin keyifli saatler geçirdiği, jüri üyelerinin de bayağı zorlandığı Altın Hilal Film Festivali'nin bu seneki birincisi Solothorn Camisi oldu. Arkadaşımız Mehmet Çelik, festival hakkında yetkililere mikrofon uzattı. Evet, yanımızda Türkiye Cumhuriyeti Zürih Başkonsolosu Aslı Hanım var. Aslı Hanım, hoş geldiniz. İsviçre İslam Toplumu Gençlik Kolları'nın düzenlediği film festivaline katıldınız siz de. Nasıl buldunuz festival şimdiye kadar? Şimdiye kadar 4 film izledik. Kısa metrajlı filmler bunlar, konulu filmler. Farklı konularda aile değerlerine önem veriyorlar. Birlikteliğin altını çiziyorlar. Bu bakımdan güzel filmler izledik. 2 film daha izleyeceğiz. Ondan sonra da jürimiz TRT'den gelen değerli katılımcılar tarafından oluşturulmuş durumda. Onlar da birinci filmi seçecekler. Bu şekilde sonuçlanacak. Ben Gençlik Teşkilatı'nın özellikle böyle bir faaliyette rol almasını önemli buluyorum. Onun yanı sıra çok kalabalık salon, katılım çok iyi düzeyde ve beğenilerini de belirten, ilgilerini gösteren seyirciler. Bu da güzel. TGRT'nin ilgisi de güzel. Sizlerin burada olması da ayrıca. Bunları ben kısaca belirtmek istiyorum. Peki, sormamız gerekirse şu ana kadar hangi filmi beğendiniz? Sizin favoriniz hangisi? Seçmek çok zor. Ben hepsini beğendim. Hepsi çok güzel. Birbirinden güzel filmler. Ve büyük bir çalışma ürünü. Bunu da ayrıca takdir etmek gerekiyor. Ben bütün katılımcıları kutluyorum. Seyirciler, bir de Türkiye'den konuğumuz var. Ünlü oyuncu Gafur Uzuner burada. Eyvallah. Gafur Bey, İsviçre'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Film festivalindesiniz burada Evet. Bugün. Nasıl buldunuz şimdiye kadar film festivalini? Vallahi şimdi açıkçası şöyle, ben buraya gelirken bu kadar böyle bir kalabalığı beklemiyordum. Ama bu işi organize eden İslam toplumunun mensubu arkadaşlarımız son derece güzel işlerini beceriyorlar. Kısa filmler çekmiş arkadaşlarımız. 6 tane film seyredeceğiz. 4'ünü seyrettik. Şu ana kadar her şey yolunda. Böyle bir katılımın olması çok güzel. Gençlerin böyle bir faaliyet içinde olması da şahane bir şey. Yollar açık olsun. Böyle başlanır bu işlere. Sonu inşallah iyi yerlere gider. İsviçre İslam Topluluğu Gençlik Kolları Başkanı Berkant Bey ve Berkant Bey. Başarılı bir işe imza atıyorsunuz bugün. Gençlik Kolları'nın düzenlediği 5. Film Festivali'ndeyiz. Nasıl geçti film festivali şimdiye kadar? Gerçekten müthiş bir atmosfer var. Çok güzel geçiyor. Seyircilerden aldığımız tepki de mükemmel. Elhamdülillah. Rabbim daha güzel çalışmalar yapmayı nasip etsin inşallah. Peki, katılımdan memnunsunuz. Yani dolu bir salon. Türkiye'den gelen misafirlerimiz var. Filmlerdeki gençler nasıl buluyor? Gençlerin tepkileri nelerdi? Gençler tabii Türkiye'den misafir geldiği zaman filmlerdeki kaliteyi ona göre daha da heyecan veriyor onlara. Artırmalarına vesile oluyor.
Bu sene aramızda TRT'den yapımcı ve yönetmen Mustafa Uğur, Mustafa Karakay Kara beyefendiler var ve Gafur Uzuner, sanatçı ve oyuncu aramızda. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Bizi kırmayıp geldiler. Bu gençlerin daha kaliteli, daha azimli çalışmalarına vesile oluyor tabii ki. Peki son olarak gençlik kollarınızın önünüzdeki faaliyetlerden bilgi alabilir miyiz? Ne tür faaliyetler gerçekleşecek? Gençlik teşkilatı olarak tabii bu yaptığımız büyük programlardan birisi. Önümüzde Bosna gezimiz olacak, Ostern kampımız var, şubelerde devamlı yapmış olduğumuz eğitim faaliyetleri, sohbet faaliyetlerimiz var. Faaliyetler devam ediyor çok şükür. Hemen hemen her hafta sonu bir şeylerimiz var. İsviçre İslam Topluluğu Başkanı Abdullah Bey ile birlikteyiz. Abdullah Bey, başarılı bir işe imza attınız bugün burada gençlik kollarınız. Müthiş bir film festivali gerçekleştiriyor 5. sene. Türkiye'den evet. De misafirleriniz var. Sizden bir değerlendirme alabilirsek nasıl geçti? Programın 1. bölümünü icra ettik hep birlikte. Memnunuz, katılım yoğun. Öncelikle insanların ilgi ve alakayla katılmaları, film festivalinin, gençlerimizin yaptığı bu etkinliğin önemine işaret bakımından bizim için bir kriter. Geçen sene bu salon tıklım tıklım doluydu. Bu sene de tıklım tıklım dolu. Demek oluyor ki hem filmleri daha kaliteli, daha güzel yapmak için gayretimizi artıracağız. İnsanlar bu yönde güzel bir gayretle katılım gösteriyorlar. Filmlere baktığımız zaman burada yetişen gençlerimizin hala kendi inançlarıyla, kendi kültürleriyle hayal dünyasını canlandırıp hayal alemlerindeki konuları sahneye yansıtabilmeleri bu anlamda gerçekten büyük bir başarı. Hiç şüphesiz bunlar bu filmleri çok zor şartlarda, imkansızlıklar içerisinde, maddi imkansızlık, atölye imkansızlığı, eleman imkansızlığı çok şeyler sayabiliriz. Ama buna rağmen bu imkansızlıklar içerisinde beraber seyrediyoruz. Gençler gerçekten güzel filmler çıkarıyorlar. Bu da imkan ellerine geçtiği zaman çok daha güzel film çıkarabileceklerinin işareti. Öyle yorumluyoruz. Memnunuz. Gençlerimiz canlı, heyecanlı. İnsanlarımızın ilgi alakası çok güzel. Bundan dolayı memnunuz. İnşallah çok daha güzel, çok daha kaliteli filmlere gençlerimiz imza atarlar. Peki jürimizden geri dönüş alabildiniz mi? Gençler nasıl buldular şimdi 2. bölümde? Jüri heyeti adına. Jüri heyeti filmleri izledikten sonra onlar da özellikle burada yetişen gençlerin bu şekilde film çekebilmeleri yönünde tabiri caizse şaşırdılar, memnunlar ve bu şaşkınlık onlara şunu dedirtti. Demek ki imkan verilirse çok şey yapabilecek bu gençler. İmkansızlık içinde bu filmi çevirebiliyorlarsa daha imkanlarla güzel çevirebilirler. Ayrıca onların bu konudaki uzmanlık alanları olduğu için ister istemez güzel teklifler, güzel fikirler sunuyorlar. Onların katkılarıyla da zannediyorum onların değerlendirmelerini alıyor gençlerimiz. Seneye yapacağımız filmler, daha sonraki filmler böylesi uzman insanların fikir ve teklifleriyle de daha mükemmelleşecek. Teşekkürler, başarılar, devam ederiz. Ayrıca ilgi ve alakanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Şuna özel bir vurgu yapmak istiyorum. Hem Türkiye'den gelen jüri heyetimiz buraya gönüllü geldiler. Destek gayretiyle geldiler. Mesela sizleri görüyoruz, gönüllü buradasınız. Buraya bir enerji katıyorsunuz, bir güç katıyorsunuz. Hem onlara, hem sizlere, hem bütün kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimiz var.